Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 7.24 Fenerbahçe'nin olduğu kanal Kadıköy sokaktasınız. İsmail Kartal'dan milli ara öncesinde yönetime rapor. Fenerbahçe hem Süper Lig hem Konferans Ligi'nde milli araya girmiş oldu. İyi de araya girmiş oldu. İyi de zamanlama olmuş oldu. İsmail Kartal da yönetime Ocak ayı için raporunu sundu ve yönetim transfer çalışmalarına başladı. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası. Biz bu ana gelmeyi uzun süredir bekliyorduk büyük başkan. Haydi bakalım. Şimdi Adana Demirspor deplasmanında beraberlik. Milli ara öncesinde İsmail Kartal'ın verdiği rapor hem oyuncu performansı hem de transfer taleplerini içeriyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Her teknik adam, her öğretmen talebeleriyle ilgili, öğrencileriyle ilgili bir rapor tutar. İsmail Kartal da bu raporu tuttu. Ancak bahset yani şu an videoda dinleyeceğiniz şey tam olarak İsmail Kartal'ın verdiği rapor mu yoksa haberi yapan kişinin verdiği rapor mu ben onu aktaracağım dikkatlice dinlemenizde fayda var. King ve Kent satılırsa bir kanat bir stoper demiş. Joshua King'in kaliteli bir oyuncu olmasına rağmen çok fazla sakatlandığı bu yüzden de yeterli katkı alınamadığı. Ryan Kent'in performansının ise beklentilerin altında kaldığını belirtti. Ee, doğru. Eğer bu iki oyuncu satılırsa devre arasında takıma bir kanat bir de stoper takviyesinin yapılmasını istedi. Bunun yanı sıra Miha Zaitz ve Miguel Crespo'nun da beklentilerin altında olduğu raporda yer aldı. Yani arkadaşlar dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama İsmail Kartal 4 isme yani, hani hani 4 ismin üstünü çizdi desek daha buna e, bu isme hariç Luan Perez ismini de unutmayın. Arkadaşlar bu arada Lincoln Henrique ismine lütfen not edin bir yerlere. Çünkü Lincoln Henrique sakatlığını atlattı. Takımla çalışmaları da başlayacak. İsmail Kartal gözlemleyecek. Ben geçen videoda belirttim ama arkadaşlarımız anlamamak için ısrar ediyorlar. Hocam uzun süredir sakat nasıl emin olacağız? Lan adam deniyor deniyor. Adam takımla çalışmalara katıp deniyor diyorum. Nasıl emin olacağız? Karpuz bu. Vuracaksın böyle tok 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 diye ses çıkartacak. Tamam oldu diyeceksin. 6-8 numara şart. Bu iki oyuncudan birisi devre arasında gönderilebilirse hem İsmail Yükseli hem de fredi yedekleyebilecek 6-8 oynayabilen kaliteli bir transfer talebi de yine raporda yer aldı. Bakın iki isim gönderilirse yönetim harekete geçecek diyor. Şimdi ben size olacakları söyleyeyim arkadaşlar. Hani ee, olacakları söyleyeyim. Fenerbahçe bence becerebilirse Crespo Zeitz'i gönderip Emil Breivik kalır. Hani gönderebilirse Anlatabiliyor muyum? Gönderebilirse, becerebilirse Emil Breivik alır. Ee, Artı Lincoln Henrique'nin lisansı çıkarılır. İkinci yarı Zeitz Crespo yerine hem Lincoln Henrique hem Emil Breivik oynar. Joshua King Kent gönderilirse ki ben Kent Kent'le ilgili bir şey söyleyeyim. Süper Lig takımlarından bazısı kiralık istiyor. Bence Kent'i kiralık göndermeliyiz. Bu lige ayak uydurduğunda ligin sefiri olabilecek bir isim. Bu iki ismin yerine Kanada kimi alacaksın? Adaylar var aslında ama zor. Şimdi Fenerbahçe'de Şimanski düşüşe geçti. Sebastian Şimanski. Sezona harika başladı. 9 gol, 7 asist, 16 skor katkısı. Ancak son dönemde düşüşe geçti diyor. Bir şey soracağım. Son dönemde Fenerbahçe takım haline düşecek işte. Farkında mısınız? İlk haftalarda gösterdiği performansla büyük beğeni aldı. Orta saha son dönemde yaşadığı form düşüşü sıkıntı yaşadı. 9 şöyle böyle vasatı aşamadı. Trabzonspor maçında etkisiz kaldı. 27 dakika süre aldı. Ludogorets maçında da bekleneni veremedi. 11'de göre yaptı. Adana Demir karşısında da yine vasatı aşamadı. 15 ikili mücadeleden onu kaybetti. İkili iki isabetli şutunda yer taçı geçemedi. Sadece bir şut pası verebildi diyor. Ben burada bir şey söyleyeyim mi? Fred'in iyileşmesi en çok Şimanski'ye yarayacak desem gülersiniz bana değil mi? Siz gülün bakalım. Fred iyileştikten sonra siz Şimanski'yi o zaman izleyin olur mu? Çünkü Fred'in iyileşmesi Şimanski'yi e, pozitif manada etkiliyor. Bakın ya hani hiçbir futbolcumuzla ilgili de kötü konuşmak istemiyorum ama lan arkanızda bir zaytsın olduğunu düşünün bir de Fred'in olduğunu düşünün. Ya da halı saha maçına gideceksiniz. Hangisini çağırırsınız? Hocam ben Max GSE, ben Zayt'sı çağırırım diyorsanız bir şey diyemem. Yani ya da şöyle söyleyeyim. Şimanski'siniz orta sahanın iki ismi de İsmail ve Fred'den bahsediyorum. İki ismi de Şimanski'siniz orta sahanın iki ismi de ciğersiz, dalaksız, böbreksiz oynayacak. İleri çıkacak, geri gelecek, toparlayacak edecek. Siz daha serbest kalacaksınız ve size boş pozisyon çıkacak. Hangisinde daha fazla efor sarf edip, yani daha e az efor sarf edip ya da hemen hemen aynı efor sarf edip daha yıldızlaşırsınız. Tabii ki bu iki ismin olduğunda. Karagümrük maçına özellikle dikkat edin. Şimanski, Allah inşallah sakatlık falan vermesin. O zaman izleyin. Can Uzun'dan Üç Büyüklere kötü haber. İsmi Üç Büyüklere anılan Yunberg'in genç futbolcusu Can Uzun'un kulübüyle uzun süreli bir yeni sözleşme imzaladı. 18 yaşındaki genç forvet Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a kötü haber geldi. Galatasaray'a 30 santimlik şu öyle miydi? Nasıl öyle bir haber vardı? Şeyin foto maçın mıydı? Galatasaray'a 30 santimlik şok. Haberin detayında 30 santimetrelik ofsaytı işte hakemler göremedi şöyle oldu böyle oldu falan diye. Hani bizim ülkede bir de şey vardı. Skip diye bir teknik direktörleri vardı. Skip be. Skip be bıraktı diye bir başlık vardı. Yani yüzyılın başlığı. Yani gazete manşeti gerçekten zor bir şey. Mesela video başlığı da çok zor bir şey. Ben bu videolara başlık bulurken ölüp ölüp diriliyorum. Mesela İsmail Kartal'dan yönetime rapor geldi. 3 transfer için süreç hızlandı. 2 kötü haber diye. Mesela 3 transfer kim? Bitirelim bakalım. Genç milli oyuncu kulübü Yunberg'e uzun süre sözleşmeye imza Alman basında yer alan habere göre Bundesliga 2. Lig ekibi Yunberg'in Bundesliga dahil olmak dahil olmak üzere birçok ligden ilgisini çeken, birçok ligden takımın ilgisini çeken Can Uzunla yeni sözleşme imzaladı ve sözleşme süresini açıklamadığı belirtildi. adı üç büyüklerle anıldı. Peki ne yaptı da hocam bu kadar şey? Bu sezon Nürnberg'de 15 maç, 8 gol, 3 asist milli takım tercihini e, Türkiye'den yana kullanmıştı diyor. Geçmiş olsun diyorum. Kariyerini bitirmiş oldum. Şimdi transfer ilna gelen transfer değil arkadaşlar. Aslında burada giden transfer de var. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İsmail Kartal'ın 3 transfer için süreç hızlandı dediği bir gelen, iki giden. Unutmayın. Hani videoyu izleyip de ya arkadaş başlıkta bunu yazmıştım ben bir şey anlamadım deyip de e, komik duruma düşen arkadaşlar var ya onlardan olmayın. Hocam nasıl yani? Bir kısacık söyleyebilir misin? Ben kısacık söyleyeyim. Emil Vrayvik hızlanacak. Bir, Joshua King, Ryan Kett, Miyazait, Crespo. Bu dördünden ikisi. Belki üçüsü. Gidecek. Ve bunlarla da süreç hızlandı. Fenerbahçe'nin gözdesi Endi diye dev talip. Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe Galatasaray'da anılan Wilfred Endi diye Barcelona talip oldu. Arkadaşlar biz bu haberi geçen gün okumuştuk sanki. Leicester City forması giyen 26 yaşındaki NDD kadrosuna katmak istiyor. Mali sıkıntılar çekiyor Katalan devi. Sözleşme sezon sonunda bitecek olan futbolcu ücretsiz alma derdindeler üst düzey takıma sıcak bakıyor. Bu sezon 15 maça çıkmış 3 gol 4 asist. Bir şey söyleyeyim. Endidi konusunda açık ve net söyleyeyim. Bu arada Endombele konusunda da açık ve net söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi beni bilirsiniz. Ben de öyle kıvırma yalan şu bu olmaz. Net konuşurum. Endombele için Fenerbahçe'den tam 15 milyon euro bon servis istedi. Toplum e, Tottenham kulübü. Ve ben bunu söylerken dediniz ki hocam 15 milyon euro az bile. Şimdi söyleyin az mı çok mu? 15 milyon euro. Şimdi Galatasaray'a ilgili de şunu söyleyeyim. 2025'te ilk takside ödeyeceklermiş. Hani demişler ki ya biz bunun bonservisini almasak siz bir abilik yapsanız. Onlar demişler ki oğlum biz şey miyiz ki abilik yapalım bir de bıyık bırakalım falan demişler. Yani kabul etmemişler abiliği. 2025'te ilk taksizini ödeyin şekerim demiş. Ben ne dedim size? Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Samat dayı bize kitlediler. 6 milyon euroya kitlediler. Biz bayram ettik. Aa, sanatımız oldu. Çok iyi. Adamlar kitlerken bir de bak çok güzel kitliyorlar. 4 takside böldürüyorlar. 1,5 1,5 buçuk, buçuk. bu sene ödemesen de olur. Sıkıntı değil. Ödersin bir ara. Şekerim ödersin bir ara diyorlar. Şimdi size bir soru sorayım. Miha Zaysı 20 milyon euroya bir takma satsak. 2025'ten itibaren taksit taksit ödeyecek olsa. Hani aylık 1 milyon euro 1 milyon euro. Yılda hani 20 ayda ödeyecek olsa kabul eder misiniz? Hocam bir şey söyleyeyim bunu kabul etmeyeni. Yani eşek diye köyün meydanına anırttırırım dersiniz. Değil mi? Mesela arkadaşlar Cengiz Üzünde 115 milyon euro aldık. Ben hep herhangi bir faydalandığımızı düşünmüyorum. Bugün 15'e satar mısınız? Hocam 13'e de satarım. 13'e satar mısınız harbi? Bak 13 milyon euroya satar mısınız? Bence Cengiz Ünder konusunda e, hani 13 milyon euroya satarız diyorsanız demek istediğimi zaten anlamışsınızdır. Ve en dedi konusunda da şunu söyleyeyim. 25 milyon euro keş para istedilerdi bizden. Ya düşürelim edelim 17'ye kadar düştülerdi. Biz almadık 17 milyon euroyu. Ha, taksit kabul ettiler. Yok etmediler özür dilerim. Kabul etmediler. Biz kabul etmedik. Endombele 15'i kabul ettiler. 3750, 3750, 4 taksit de ödeyin dediler. Biz dedik ki oğlum bu işte bir iş var. Samat'ta da bize sapladılar. Aman burada saplamasınlar diye. Şimdi kime sapladılar? Siz daha iyi biliyorsunuz. Fenerbahçe'den yeniden kurun iç hamlesi. Göz bir arar. Artık Kurunic, Ben Arfa oldu. Yaz transfer döneminde Rade Kurunic ile ilgili çok uğraşmıştım. Ancak alamamıştı. Milan'ın teknik patronu satışa onay vermedi. Transfer rafa kalkmıştı. Şimdiden Fenerbahçe tekrardan kabarttı. Ne, neyi kabarttı lan? Ha, ilgisi kabardı. Pardon. Şimdi göz bir arıyor Rade Kurunic'i. Hani Hatem Ben Arfa gibi bir isim. Her transfer döneminde insan bir hani görmezse dayanamıyor. Öyle değil mi? Mesela Fenerbahçe sahaya çıktığı zaman bir Edin Ceko mesela. Özellikle Kadıköy'deki maçlarda herkes diyor ki bugün beni sev çalacak diyor mesela. Göz bir arıyor. Neyse kurun işle ilgili ne demiş? Bu sezon yaz transfer döneminde Ceko, Tadic, Fy Fyrat, Red, Ciku, Pekao, Şimanski, Cengiz Ünder gibi birçok yıldız renklerine bağlı ancak İsmail Kartal'ın alınmasını ısrarla istediği isim Radekurunic için girişimler sonuçsuz kalmıştı ve mecburen rafa kalkmıştı. Yıldız orta anlaşma sağlanmasına rağmen Milan teknik direktörü Stefano Pioli İtalya'da transfer döneminde kapanması nedeniyle bu transfer onay vermemişti. 2025'te bir sözleşmesi bitecek ve sözleşmesini yenilemek için harekete geçti. Ancak İbre tekrar Fenerbahçe'ye döndü. E Fenerbahçe'nin tabii iştahı kabardı. Milan'da görüşmeler tıkandı. 3,5 milyon euroluk bir maaş talep ediyor. Kırmızı siyahlar 2,5 milyon eurodan yukarı çıkmayacak diyor. Arkadaşlar burada bir bilgi vereyim. 2,5 milyon euro maaş şu demek. İki buçuk ödedim futbolcuya. Futbolcunun kas cebine iki buçuk girdi. Keşke bizim sistem de öyle olsa. Vallahi bak. Bak sistem anlatayım. Oyuncu yüzde kırkını devlete geri ödüyor. Yani bir milyon euroyu geri ödüyor. Kaç kazanmış oldu? İki buçuk. Tabii tabii iki buçuk. Bir milyon bir buçuk kazanmış oldu. Süper Lig'e gelirse biz 1.9 artı şampiyonluk primi verme garantisi vermiştik. Bu teklifimiz hala geçerli. Bizden iyi olsun. Şöyle söyleyeyim size. Maaşlarımızda ne kadar kesinti var? 4 bin lira, 5 bin lira, 10 bin lira. 10 bin lira kesinti olduğunu düşünün. Kaç lira alıyorsunuz? 30 bin lira alıyorsunuz. 10 bin lira kesinti var. O 10 bin lirayı siz hiç görmüyorsunuz. Eğer siz 10 bin lirayı görseniz size maaş 40 bin olarak yatsa devlet dese ki getir şu gün 10 bin lirayı geri ver bana dese. Yemin ediyorum sokaktaki lambaların koruyucusu vatandaş olur. Hani şeylerin böyle oyun alanlarının, parkların koruyucusu vatandaş olur. Bekçi yemekçiye gerek kalmaz. Devletin yerinde olsam ben böyle yaparım mesela. 40 bin lirayı veririm, 10 bin lirayı yer ver bakalım bana. Senin vergin bu. Senin vergin bu. Ver vergini ben onların işletme yapacağım, bir şeyler yapacağım derim. Ha vatandaş burada hesabını sorabilir o ayrı mesela ama hesabını sokaktakinden sorsun. Yani magandalar, zibidiler senin benim vergimle yapılan şeyi mahvediyorlar. Keşke bu da böyle olsa. Futbolcular için de aynısı geçerli. Futbolcuya parayı kulüp ödese. Vergiyi futbolcu verse. Ama tabii. Neyse alternatifini buldular diyor. Milan. içi satabilir. Yerine de Boca juniorsu, Ezel Kuleil Fernandez olarak aday belirlendi diyor. Bu arkadaşı biz. Bir incelemiştik. Sanki dandik bir futbolcu. iki yani 2-2,5 milyon euro transfer marketi var. Gibi hatırlıyorum ama. Ben mi yanlış hatırlıyorum. Bir daha bir bakayım. Bir kontrol edeyim. 7 milyon euro. Ha yok bu başka. Özür dilerim bu 21 yaşındaki. Başka bir de Dandik bir futbolcu vardı. Ben de diyorum ki bak hep bunu söylüyorum. Madem Kurun için yerine bunu istiyorlar. Lan biz buna çökelim. 40 maç oynamış, 2 asisti var, 2327 dakika. Yaşı 21. Lan biz buna çökelim. Olmaz mı öyle? Yani hani adam hazır bulmuş. Hazır, çıkmış, çöreklenmiş. Evet. Olmaz mı ya? Yani bilmiyorum bana mı tuhaf geliyor? Ben zekilik olarak düşünüyorum ama neyse. Rüya bu kez bitebilir diyor. Şimdi videoyu kısaca tekrardan bir göz atalım mı? Bence gerek yok çünkü videonun içerisinde anlattım. Çıkıp da hocam başlık taklidle içerik alakası diyen olsa da ağzına acı biber sürerim. Lütfen kanalımıza abone olalım. Bu videoyu beğenelim. Yapabiliyorsak da video ile alakalı yorumlar yapalım. Çünkü sizlerin her beğenisi yaptığınız her beğeni videoyu başından sonuna kadar izlemeniz ortalama yükseltiyor. Yaptığınız her beğeni ortalama yükseltiyor. E, yaptığınız yorumlar ya da sosyal medya hesabından paylaşmanız. Yani kendi sosyal medyanızda paylaşıyorsunuz ya onun bile istatistiği düşüyor. Yiğit hocam benim atıyorum Facebook'umda paylaştığım sistem nereden biliyor? Biliyor abi sistem biliyor. Bana diyor şu kadar sosyal medyada paylaşıldı. Yani geçtiğimiz hafta 256 kez paylaşılmış sosyal medyada. Bu şu demek. Ben her gün her haberi bir Instagram'da bir de Twitter'da paylaşıyorum iki yerde. Yani günde 3 tane 2 tane haber olsa haftada 14 2 de oradan 28 yani Fenerbahçe hesabında falan da paylaşıyorum. Hadi 1.28 oradan gelsin. 56 hadi ıvır zıvır inan falan benimki 100 olsun. Demek ki sosyal medya hesabından paylaşan Hakiki Kadıköy sokak takipçileri var ki Allah razı olsun onlardan ne muratları varsa versin Şu videoyu sosyal medyanızda paylaşmanız dostlarınızı kanala çeker Dostlarınız kanala gelecek kanal büyür Kanal büyüdükçe sesimiz daha gür çıkar yani Bizim e, Eskiler bilir bizim burada konuştuğumuz konular bir hafta sonra sosyal medyada konuşuluyordu ya da iki hafta sonra Bizim burada konuştuğumuz duyumlar sosyal medyada yankılanıyordu Eğer siz desteğinizi esirgemezseniz Bakın bakalım daha neleri yankılattırırız. Yani güçlü bir Fenerbahçe için güçlü bir sosyal medya. Güçlü bir sosyal medya için de elinizi taşın altına koymanız lazım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.